Özellikle Kurban Bayramı'nda kesildiği anda sakatatı hemen tüketmemek gerekiyor. Mutlaka dinlenmiş bir et olması lazım. Dolayısıyla 24 saat kadar muhafaza edilmiş, özellikle de veteriner kontrolünde kesilmiş, iyi muhafaza edilmiş ve soğutulmuş bir et ise bu et tazedir ve aynı zamanda sağlıklı besin içeriğine sahiptir. Sakatatı tüketirken doğru koşullarda beklemiş eti tüketmekte fayda var veya dışarıdan satın alacaksak da eğer güvenilir olan şarküterilerden ve marketlerden sakatatı temin etmekte fayda var. Tüketirken aynı zamanda yanında sebze yemeklerini ve salatayı bol bol tüketmekte fayda var. Sakatat zaten yağdan zengin ve kolesterolden zengin bir besin. Sakatatı tüketirken yanına pirinç, pilavı, makarna gibi karbonhidratlı gıdaları, yine sakatatla beraber tatlı gibi, hamur işi gibi besinleri, sarma, börek, dolma gibi besinleri birlikte tüketmektense sakatatı sadece salata ve çiğ sebzeyle tüketmek ve diğer öğünde de farklı sebze yemeklerine yer vermekte fayda var. Sakatat haftada 1-2'yi geçmeyecek şekilde tüketilmeli, eğer ki kişide kronik bir hastalık yok ise.